Rusya'nın başkenti Moskova yine insansız hava aracı saldırısına uğradı. Expo Center fuar alanına düşen İHA bir binada hasara yol açtı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Moskova güne yine İHA saldırısıyla uyandı. Hedef alınan son nokta daha önce birçok kez saldırıya uğrayan Gökdelen bölgesi Moskova City'nin yakınında. İnsansız hava aracı yerel saatle sabaha karşı 4 sularında Expo Center fuar alanına düştü. Bir bina hasar gördü. Moskova'daki 3 havaalanı geçici olarak kapatıldı. Uçak seferleri aksadı. Belediye Başkanı Sergey Sobyanin önemli hasar ve can kaybının olmadığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı İHA'nın hava savunma sisteminin müdahalesi sonucu rotasını değiştirip konut olmayan bölgeye düştüğünü açıkladı. Bakanlık saldırıyı terör eylemi olarak tanımlayıp Ukrayna'yı sorumlu tuttu. İHA'nın enkazının düştüğü yer daha önce aynı gün içinde 2 kez vurulan Moskova City'den sadece 100 metre uzaklıkta. Uzun süredir İHA saldırılarına hedef olan Moskova aslında dünyanın en iyi hava savunma sistemine sahip şehirlerinden biri. Ancak sistemler füze ve düşman uçaklarına karşı verimli. İHA'lara karşı aynı oranda etkili değil. Öyle ki Mayıs ayında Kremlin Sarayı bile İHA saldırısına uğramıştı. Ukrayna'daki savaşın Rusya'ya sıçradığı tek nokta Moskova değil. İlhak altındaki Kırım'la Ukrayna sınırındaki Kursk ve Rostov kentleri de sık sık saldırıya uğruyor. Ayrıca Karadeniz'deki savaş gemilerine yönelik insansız hava ve deniz araçlarıyla saldırılar düzenleniyor. Rusya Federal İstihbarat Teşkilatı'na göre Sibirya'da uranyum zenginleştiren Zelenogorsk kasabasına saldırı planı da son anda engellendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski geçen ay savaş Rusya'ya taşınıyor demiş, misillemelerin devam edeceği mesajını vermişti.